Ne işi var gazetecilerin? Ne işi var avukatların? Ne işi var siyasetçilerin cezaevinde? Ne işi var okulunu, çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların ya da sendika üyesi olanların, insanların ne işleri var cezaevinde? Ayrımcı bir yasayla karşı karşıyayız. Bir yıldır bu yasa bekleniyordu ve korona dolayısıyla geldi ama yine ayrımcı olarak geldi. Bakın düşünün, yıllardır beklenen bir yasa getiriyorsunuz. Hem ayrımcı hem korona dolayısıyla insanlar arasında yaşam hakkı ayrımı yapıyor ve bir de riskli gruplar arasında da ayrım yapıyor. Bu denli kötü bir yasayla karşı karşıyayız. Günlerdir milyonlarca tweet atılıyor, sosyal medyada herkes büyük tepki gösteriyor. Tüm milletvekillerinin telefonlarına hepimizin geliyor sanırım mesajlar, telefonlar. Toplum bu adil ve eşit olmayan yasayı onaylamayın diyor bize. Türkiye tarihinin en büyük tepkisi var şu anda. Bakın maddede neler var? 53. madde çok ilginç, çok çarpıcı. Açık cezaevine bir yıl kala herkes kapalıdan çıkabiliyor. Bir grup çıkamıyor. Düşünce suçluları çıkamıyorlar. Çocuklu anneler, hastalar, yaşlılar buna dahil. Bu düşman hukuku değilse nedir arkadaşlar? Bu çıkamayanlar da kim? Biliyoruz. Birisine terörist demişsiniz ve daha sonra da ya biz teröristi mi affedeceğiz diyorsunuz. Terörist dedikleriniz barış diyenler, bir bankaya zamanında para yatıranlar, bir özel okula çocuğunu gönderenler, bir gazeteye abone olanlar. Bunlara kalkmışsınız terörist diyorsunuz, anne baba bütün aileleri perişan ediyorsunuz. Bakın 50. maddede de yine var. Herkes evde infazdan faydalanabilirken çocuklu hamile anneler, yaşlılar, hastalar eğer ki düşünce suçundan mağdursa yararlanamıyor. Ya bunun neresine siz evet diyeceksiniz? Elinizi vicdanınıza koyun yani. Allah'tan korkun ya. Olacak şey değil yani. Bakın insanlar depresyonda, çok büyük sıkıntılar var. Çocukların psikolojisi bozulmuş durumda. Anneler mahpus, babalar mahpus, anne babalar mahpus ve bu toplum büyük bir sıkıntı yaşıyor. Yeni muhalifleri almak için tahliyeleri yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Vicdanımızla, aklımızla, sağduyumuzla yurttaşlarımızın yaşam hakları için bu yasanın kapsamını siyasal suçlar bakımından da kapsam dışında olanlar bakımında da genişletmek durumundayız. İnfazda adaleti sağlamak durumundayız. Ne işi var gazetecilerin? Ne işi var avukatların? Ne işi var siyasetçilerin cezaevinde? Ne işi var okulunu, çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların ya da sendika üyesi olanların, insanların ne işleri var cezaevinde? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Terör eylemi mi yapmışlar? Terörü mü övmüşler? Belki cezaevinden çıkanlar salgın hastalığa yakalanacak ve zarar görecek. Belki de bunun tam tersi, cezaevinin seyrelmesi, yoğunluğun azalması sebebiyle cezaevinde kalanlar belki sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebileceklerdir. Hanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Şimdi dün yaşanan genel kurulun kapanmasıyla alakalı meseleyi ben şahsen hiç gündem yapmayı düşünmüyordum. Fakat Sayın Grup Başkan Vekili kürsüden bizi de suçlayarak konuşmaya ihtiyacı duyunca çok tabii olarak cevap vermemiz lazım. Şimdi biz kanunu getiren MHP grubu ve biz. Tabidir ki burada olması gereken bizleriz. Salı günü 14 tane oylamamız vardı. Bizim bütün milletvekillerimiz buradaydı. Bu konuda hiçbir sayısal sorunumuz yok. Ve nihayetinde düne geldiğimizde biliyoruz hepimiz bugün çok özel zamanlardan geçiyoruz. Bin defa konuştuk, dedik ki arkadaşlarımız var. Bütün gruplarda 70'e yakın milletvekilimizin aslında sağlık açısından dışarıya çıkma yasağı var normal şartlar altında. Ayrıca kadın arkadaşlarımıza dahil olmak üzere daha evvelden kanser tedavisi gören arkadaşlarımız var. Sağlık açısından çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Daha evvel gruplar arasında bu süreci götürürken işte yoklama istemek gibi bir şey yapmamaya dair bir serbest çalışma planı üzerinde biz buradayız. Böyle biliyoruz, böyle konuştuk ve söze itimat ediyoruz. İstenebilir mi? Evet, istenebilir. Ama burada daha efendim takip etmemek, burada olamamak. Bugün hepimiz buradayız. Hatta isterseniz sabaha kadar buradayız. İsterseniz hafta sonu da buradayız. Ne kadar istiyorsanız. Buradayız. Tamam.
Hiç kimse çalışmaktan kaçmıyor. Sonuna kadar buradayız. Ama bizim kabahatimiz söze inanmaktır. Kabahatimiz budur. Bir kez daha görmüş olduk. Şimdi şu, hayır bir saniye. Sayın Başkanım izninizle bitirmek istiyorum. Şimdi efendim hapishaneler, ya soracağım ben. Darbeciler olmasın mı hapishanelerde? Olmasın mı cezaevinde? PKK'lılar olmasın mı? DHKPC'liler olmasın mı? Kanser adam öldürenler olmasın mı? Bu mudur yani? Bu mudur? Değerli arkadaşlar. Bu mudur kardeşim? Biz fikri mücadeleye varız. Ama siz kürsüden hem burada hiç olmayacaksınız. Burada varken bile eğer iyi niyetliyseniz, burada sayı çıkmayacaksa bile buradaysanız değerli kullanacaksınız. Değerli arkadaşlar. Bakın ben size bir olay anlatacağım. Halime Çalışkan, Çanakkale'li bir hanım, bir akademisyenle evleniyor. Babası ve eşi daha sonra KHK'yla ihraç ediliyor ve hapishaneye atılıyor. Halime Çalışkan uzun yıllar çocuğu olmuyor ve sonunda çocuğu oluyor. Halime Çalışkan aylardır bir af ne zaman çıkacak diye bekliyordu. Ve bakın sonunda ne oldu biliyor musunuz? Koronavirüs salgınını duyduğu zaman beti benze attı, mahvoldu, perişan oldu. Onu psikiyatriste götürdüler. Üçlü antidepresif tedavi başladı. Bebeği vardı Elif Zehra ve bu kadın perişan durumdaydı. Sonra ne oldu? Bu cuma günü komisyon toplantısından sonra olumsuz bir şekilde bir sonuç çıktığını duyunca terör örgütü üyeliği ve propagandası ile ilgili yasaya bir şey katılmadığını duyunca çok üzüldü ve sonra balkona çıktı. Yan odada bekleyen annesi balkondan güm diye bir ses duydu. Koştu balkona, yerde kanlar içinde kızı yatıyordu. Başı mı döndü, ayağı mı kaydı, bir başka bir şey mi bilmiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Elif Zehra artık annesiz ve cezaevinde olduğu için de babasız. Bakın bu resme iyi bakın. Elif Zehra hem öksüz hem yetim.